değişikliği en iyi şekilde müzakere edecek. Vatandaşlarımız bu görüşmelerde yapılan bu değişikliğin ne anlama geldiğini daha iyi anlayacak. Hayatlarında neyi değiştireceğine kanaat getirecek. Tabii bu görüşmeler burada bitmiyor. Meclis görüşmelerimizi inşallah bütün partilerimizin katılımıyla tamamladıktan sonra bunun bir de asil sahibinin önüne gitmesi var. Asıl işin sahibi, onay vereceğim makamda millettir. Millet bu değişikliği öyle inanıyoruz ki aynen olur verecek ve Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine giden yolda önünü açacak, yolunu aydınlatacaktır. Değerli milletvekilleri, 60 yaşını geride bıraktık. Son 15 yıldır siyasetin içerisindeyim. Milletvekili olarak, bakan olarak ülkeme, milletime hizmet etmek için gece gündüz bütün arkadaşlarımızla birlikte çalıştık, gayret ettik. Şunu büyük bir iftiharla söylüyorum ki Erzincan'da kendi halinde bir ailenin 10 evladından biri olarak bu ülkenin yönetim kademesinde önemli bir sorumluluk almış olmanın ülkemizin, cumhuriyetin bize bahşettiği en büyük imkandır, en büyük onur. Kurtuluş Savaşı için hayatlarını ortaya koyan, bu toprakları bize vatan yapan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Onların bıraktığı bu emaneti hiçbir zarar gelmeden, bir karış toprağına bile halel gelmeden gelecek kuşaklara aynı şekilde tek bayrak, tek devlet, tek vatan, tek millet olarak teslim etmek boynumuzun borcudur. Siyasetin tek bir amacı var, değerli milletvekilleri. O da millete hizmettir. Gerisinde millete hizmet olmayan siyaset benim için hiçtir, hiçbir anlamı yoktur. Yaptığınız yollar, yaptığınız tüneller, köprüler, hastaneler, okullar, her şey insanımızın hayatını kolaylaştırmak için, her şey insanımızı mutlu etmek için, yaşam kalitesini arttırmak içindir. Bu yolda taş üstüne taş koyan bütün geçmiş siyasetçileri, yöneticileri bu vesileyle teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli arkadaşlar, anayasa değişikliğiyle ilgili doğrusu ciddi anlamda konuşmalar yapıldı ve konuşmaların hepsini de can kulağıyla dinledim. Esasen getirilen değişikliklerin ülkemizin içinde bulunduğu şartları ve gelecekte karşılaşması muhtemel sorunları kökünden çözecek,
ve yönetim olarak şu anda karşı karşıya bulunduğumuz bazı sıkıntıları ortadan kaldıracak bir değişikliktir. 18 değişiklikten bahsedildi. 82 Anayasası bir darbe ürünü anayasadır. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu anayasa değişikliğini zaman zaman defalarca yaptık. 100'e kadar da madde değiştik. 100 kadar da madde değiştirdik. Ama her bir değişiklikten sonra yeni anayasa değişikliği bitmedi, artarak devam etti. Hatırlayın, bu yüce meclis çatısı altında bulunan bütün siyasi partiler seçim kampanyalarında, kendi beyannamelerinde biz AK Parti olarak hükümet programımızda hep bu konuyu vaatlerimizin en başında yazdık. Yazmakla kalmadık. Bunun gerçekleştirilmesi için de gerekli adımları attık. AK Parti iktidarı 2002'de göreve geldiğinde Türkiye'de parlamentoda iki parti vardı. Birisi AK Parti, çoğunluk partisi, ikincisi de Cumhuriyet Halk Partisi. Bu iki parti büyük bir krizden çıkmış Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak, müzminleşmiş sorunlarını ortadan kaldırmak için bu yüce parlamentoda birçok kanunu çıkardı. Günler geçti. Sıra Cumhurbaşkanı'nın seçimine geldi. Cumhurbaşkanı nasıl seçiliyor? 1961 Anayasası'ndan beri seçiliyor ama kör topal seçiliyor. Doğrudan milli iradenin inisiyatifiyle hiçbir seçim maalesef yapılamıyor. Benim bildiğim, şahit olduğum birkaçını size söyleyeyim. 70'li yılların sonunda Fahri Korutürk, rahmetli Cumhurbaşkanı'ndan sonra 115 tur Cumhurbaşkanı seçimi yapıldı. 119, neyse rakamı düzelttiniz, teşekkür ediyorum. Ve Cumhurbaşkanı seçemedi. 5 ay ülke Cumhurbaşkansız kaldı ve bu da 80 darbesine zemin hazırladı. 2007'de 363 milletvekili var AK Parti'nin, iktidar partisinin. Önümüzde bir sorun gözükmüyor. Normal şartlarda çok daha az milletvekiliyle geçmiş dönemlerde Cumhurbaşkanı seçilmiş. Ama orada bir hukuki icat ortaya atıldı. Bu icadın adı 367. Bu 367 icadı maalesef Cumhurbaşkanlığı seçimini tıkadı. Peki milletin iradesinden başka irade yok diyoruz. İşte şurada yazıyor. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Peki çözüm nerede? Parlamento çözüm üretemedi. Çözüm işin sahibinde, millette. Karar aldık, millete gitti. Ve millet AK Parti'ye olan desteğini çok daha yükseğe çıkararak, %48'lere çıkararak bu işi ben kabul etmiyorum. Mecliste bu seçimin yapılmasını asla onaylamıyorum. İşte size yetki, bu seçimi yapın dedim. Ve geldik. Tekrar meclise geldik. Burada bir hakkı teslim etmek lazım. 2007 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi de
meclise girdi. Ve Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı kendinden beklenen devletin âli menfaatlerine yönelik o tarihi kararını aldı. Çünkü bunu seçim öncesi de söylemişti. Ben partim meclise girince Cumhurbaşkanı seçiminin ilgili krizi aşılması için gerekeni yapacağım. Ve o gün meclise girerek Cumhurbaşkanı'nın seçilmesinin sağladı ve böylece o kriz aşılmış oldu. Ama bu krizin artık her Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanması Türk siyasetine yakışan bir şey değildi. Dedik, her sorunun çözümünde hakem millettir. O halde gelin biz bu işi kökten halledelim. Cumhurbaşkanını da millet kendisi seçsin. Zaten 82 anayasasına bakarsak bunu yapmaktan başka da bir çaremiz yok. Neden? Çünkü parlamenter sistemde meclisin seçtiği cumhurbaşkanı öngörülmüş. Darbeciler anayasayı böyle kurgulamış ama cumhurbaşkanlığının yetkilerine gelince aldı kaçtı hocaya, dokun bakalım demişler. Bütün yetkileri yazmışlar. Başkanlık sisteminde ne yetkiler varsa hepsini cumhurbaşkanına yazmışlar. Çünkü onların kafasındaki sadece anayasa yapmak değil, kendilerini cumhurbaşkanı yapmaktı. Ve nihayet parlamenter sistem, ama parlamenter sistemle de hiç mütenasip olmayan çok güçlü yetkilere sahip bir cumhurbaşkanı. Başbakan var, cumhurbaşkanı var. Ne oluyor? İki tane yürütmede iki tane irade var. Bu iki irade her zaman uyumlu olmayabilir. Hatırlayın, rahmetli Özal'la rahmetli Demirel'in o günkü çatışmasını aklınızdan geçirin. Ve yönetimde iradenin tek olması lazım arkadaşlar. İrade olmayan yerde idare olmaz. Çatal kazık toprağa girmez. Bizim güzel bir tabirimiz var. Ben denizciyim. İki kaptan gemiyi batırır. Kaptanın tek olması lazım. İcraatta kaptanın tek olması lazım. Tek nasıl olur? Yürütmeyle ilgili yetkileri verirsiniz, sistemi ona göre tanımlarsınız, ondan sonra da hesabı sorarsınız. Anlatırlar, bir yumurtayı 10 tane asker taşımaya kalkmış, onu da kırmış. Onun için mutlaka sorumluluğunda, yetkinin de yürütmede tek olması lazım. Aksi halde zaman kayıplar oluyor, devletin verimliliği azalıyor, vesayet odakları cesaret kazanıyor ve sistem bir yerde geliyor tıkanıyor. Bununla da kalmadık. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilsin dedik ve bunu da halk oyuna gönderdik. Vatandaşın %69'u da bu kararı onayladı ve ondan sonra aslında anayasada cumhurbaşkanlığına giden yolda önemli bir adım başlatılmış oldu. Ve bu ilk uygulamayı da 2014 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın %52 oylarıyla seçilmesiyle de başlatmış oldu. Bu şartlar altında parlamento
millet iradesiyle seçilmiş. Cumhurbaşkanı yine millet iradesiyle seçilmiş. Vatandaşın verdiği iki irade var. Birisi Cumhurbaşkanı, diğeri Meclis Başkanı. Bir de parlamenter sistem var. Orada da parlamentodan çoğunluk partisi bir bakanlar kurulu oluşturuyor. Başbakanı, bakanları ve böylece sistemi kuruyorsunuz, çalışmaları yapıyorsunuz. İşte bu ikili yapı parlamento sistemi içerisinde her iki yapının da halktan doğrudan irade alması, güç alması dolayısıyla sürdürülebilir bir şey değil. Bunu hukukçular söylüyor, uzmanları söylüyor. Nitekim en son olarak geçtiğimiz aylarda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli bu mevcut durumla anayasanın mutlaka uyumlu hale gelmesi lazım. Bunun bir ülkede krize dönmemesi lazım şeklinde bir beyanı üzerine biz bu konuda bütün partilere çağrı yaptık. Dedik ki 2011'de başlattığımız şu anayasa konusunu tekrar ele alalım ve bu şekilde de hükümet etme sistemi de dahil anayasamızda değişmesi gereken konuları gözden geçirelim. Bu konuda hatta üç parti tayin ettiği arkadaşlar ile bir müddette çalıştılar. 6-7 maddede anlaştılar. Ama ana muhalefet partisiyle, Cumhuriyet Halk Partisi ile temel bir anlaşmazlığımız var. Eskiden beri. Onlar parlamenter sistemi savunuyor. Biz de başkanlık sistemini savunuyoruz. Burada saygıyla karşılar. Burada farklı düşünmemiz gayet doğaldır. Ama kararı verecek olan işin sahibidir, millettir. Ben o zaman Sayın Genel Başkan'a şunu da söyledim. Buyurun siz de katılın. Görüşmeleri beraber yürütelim. Hatta bir adım öte de gittim. Dedim ki siz de kendi teklifinizi getirin. Beraber oylayalım. Ondan sonra da millete götürelim. Millet hangisini kabul ederse başımız gözümüz üstünde yeri var. Çünkü işin sahibi millet. Daha sonra bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte yolumuza devam ettik. Bu görüşmeler arkadaşlarımız arasında konuşuldu, görüşüldü. Birçok konu ele alındı. Mukayeseli hukuk esas alınarak başka ülke örnekleri de dikkatle incelenerek bizim tarihimize, kültürümüze, yönetim felsefemize uygun bir yapı, bir değişiklik ortaya çıktı. Şunu söylerler. Efendim Amerikan tipi başkanlık getirin, kabul edelim dedi. Sayın Kılıçdaroğlu, getirin Amerikan tipi başkanlığı, kabul edelim. Onu da buyurun dedik, yine ses çıkmadı. Artık daha bekleyecek halimiz yok. Bu sefer oturduk, 18 maddeden oluşan bir değişiklik yaptık. Şimdi defalarca söyledim ama Sayın Baykal bu konuda gayet makul bir değerlendirme yaptı. Onun için bu rejim meselesi, sistem meselesi buraya girecek değilim. Mesele çok açıktır. Bu bir yönetim sistemi değişikliğidir. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemidir. Adı da budur.
Bu sistemde Cumhurbaşkanlığı seçimi ile meclis seçimi aynı anda yapılmakta ve böylece iki tane erk aynı anda teşekkül etmektedir. Biri yasama ve denetlemeyi sağlayacak meclis, diğeri de yürütmeyi, memleketin, milletin işini gücünü yapacak hükümet. Şimdi değişikliklerde ne var? 9. maddede değişiklik yapıyoruz. Yargının bağımsızlığının yanına tarafsız da olsun diyoruz. Ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi de istiyor. MHP de istiyor, HDP de istiyor, AK Parti de istiyor. Neyine itiraz ediyoruz? İkinci değişiklik 75. maddede yapılıyor. Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkıyor. Milletin vekillerinin sayısının artması, milletin daha fazla temsil imkanına sahip olmasının kime ne zarar var? ...76. maddede değişiklik yapıyoruz. Ne değişikliği yapıyoruz? Seçilme yaşını 25'ten 18'e indiriyoruz. Seçerken gelin gençler bizi seçin diye çağırıyoruz. Ya siz biz de seçilmek istiyoruz deyince, yok canım siz daha küçüksünüz, bekleyin bakalım. Böyle iş olmaz. Seçen aynı zamanda da seçilecek ehliyete sahiptir. Gençlerimizden korkmayalım, endişe etmeyelim. Gençlerimiz geleceğimizdir arkadaşlar. Tabii ki gençlerimize fırsat verelim. Dördüncü maddede ne diyoruz? Meclis seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi aynı anda 5 yılda bir yapılsın. Biliyorsunuz meclis seçimleri 5 yılda bir yapılıyordu. Yine 2007'de yaşanan krizden sonra 4 yıla indirdi. Hükümet olanlar, icraatın içinde olanlar bunun ne kadar yanlış olduğunu bilirler. Bir seçime giriyorsunuz. Seçim oluyor. Hükümetin kurulması, güven oyu alması, işbaşı yapması 6 ay. Kaldı 3,5 yıl. Başlıyorsunuz briefingleri almaya, projeleri tanımaya. Ondan sonra gidiyor 1 yıl. 1 yılda planlamasını yapıyorsunuz, projeleri uygulamaya kalkıyorsunuz. Etti 2,5 yıl. Efendime söyleyeyim, ondan sonra hadi seçime gidelim diye muhalefet başlıyor. Ve sonunda da zamanında bile seçime gitseniz, biz seçime gittiğimiz her seçimde mecburiyet olmadan gitmedik. Ne zaman ki sıkıştırdılar, vesayet odakları kafayı çıkardılar, o zaman seçime gittim. Milletin hakemliğinin her şeyin üzerinde olduğunu kabul ederek böyle davrandık. Yani 6 ay önce, 6 ay sonra ilk 1 yıl gidiyor kafada. Geriye kalıyor 3 yıl. 3 yılda büyük bir projeyi bitiremezsiniz. Dolayısıyla 5 yıl hem meclis hem hükümet, yani Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl olması icraatların devamlılığı açısından daha güzel olacak. Meclisinde yasama ve denetleme görevini çok daha rahat yapmasına imkan sağlayacak. 2 seçim aynı anda yapılıyor. Bu da güzel bir şey. Vatandaş gelecek 5 yılı nasıl planlayacağına karar veriyor. Hatırlayın, siyasette
vatandaş hiç hata yapmaz. Siyasetçi hata yapabilir. Bizler hata yapabiliriz. Ama vatandaşın bugüne kadar hiçbir hata yaptığını görmedim. Onun için arkadaşlar, vatandaşa güvenelim. Vatandaşın kararına başımız gözümüz üstüne deyip itaat edelim. İtaat et, rahat et. Vatandaşa itaat et, rahat et. Değerli arkadaşlar, bir başka değişiklik mevcut anayasanın 87. maddesinde yapılıyor. Bu madde nedir? Meclisin görevlerini düzenliyor. Meclisin görevleri önceki anayasada da var, bunda da var. Sayın Parsak açıkladı. Değişen bir tek gen soru var. Bir de sözlü soru var. Ama hükümet sistemi değişiyor. Bakanlar artık milletvekili değil. Cumhurbaşkanı halkın oylarıyla seçiliyor. Meclise hesap verme yöntemleri devam ediyor. Ama sistemin gereği gen soru müessesine ihtiyaç kalmıyor. Güven oyu ihtiyaç kalmıyor çünkü güven oyunu millet veriyor arkadaşlar. Seçimde güven oyunu veriyor. Güven oyu vermeyince hükümet olabilir misiniz? Milletin verdiği güven yetmiyor mu, bir de vekillerinden güven alacağız? Evet, madde 98'de değişiklik yapıyor. Meclisin denetim yetkisi aynen devam ediyor. Yasama yetkisi de devam ediyor. Cumhurbaşkanlığının adaylığı, görevleri, aday gösterilmesi, kaç dönem için seçileceği yine 101. maddede düzenleniyor. 104. maddede de Cumhurbaşkanı'nın yetkileri kapsamlı bir şekilde sayılıyor. Bir 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 sayılıyor. Sayılan iş görevleri dışında başka bir yetkisi yok. Her şey açık ve seçik. Tereddüte, şüpheye mahal vermeyecek şekilde yazılmış. 105. maddede Cumhurbaşkanı'nın sorumsuzluğu değiştiriliyor. Diyor ki sen vatandaşın önüne gittin. Yetki aldın. Vaatlerde bulundun. Onları yaptın mı yapmadın mı? 5 yıl sonra hesabı kim verecek? Tabii ki Cumhurbaşkanı ve ekibi verecek. Onun için de Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir suçla, sadece vatana ihanet değil, herhangi bir suçla suçlanmasına imkan verecek düzenlemeyi de yine 105. maddede getiriyoruz. Şimdi burada deniyor ki bu geliyor ama öyle bir oran koydunuz ki bu mümkün değil. Mevcut anayasada arkadaşlar 5'te 3 çoğunluk gerekiyor. Bu düzenlemede 3'te 2 çoğunluk gerekiyor. Evet. Sayın Başbakan, müsaadenizle sizin de ek sürenizi veriyorum. Lütfen zamanı makul kullanalım. Buyurun. 4'te 3'ken 3'te 2'ye indiriliyor. Yani 413 gerekirken 367'ye düşürülüyor. Hangisi daha büyük? 4'te 3 mü büyük? 3'te 2 mi büyük? Yani Sayın Milletvekilleri lütfen. Ne oldu? Yanlış bir şey mi var? 4'te 3. Evet.
106. madde neyi değiştiriyor? Cumhurbaşkanının yardımcıları ve onların görevlerini düzenleyen, anayasamıza yeni giren bir madde. Sistem bakanlığı, başbakanı, bakanları, başbakanı sistemden çıkarıyor, başbakan yardımcılarını getiriyor. Şimdi Cumhurbaşkanı yardımcılarını getiriyor. Başbakan yok. Evet. Yok. Ya biz makam mevki delisi değiliz. Memleketin geleceği için bir Ali değil bin Ali feda olsun. Eğer ülkem, milletim kazanacaksa biz kaybedelim. Biz şan şöhret peşinde değiliz. Evet. Uğultuyu keselim sayın milletvekilleri lütfen. Efendim? Sayın milletvekillerine uğultuyu kesmeler söyledim sayın başkanım. 116. madde. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesi düzenleniyor. En çok buna takıldı millet. Hemen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenme şekli burada güçlerin dengesini esas alıyor. Cumhurbaşkanı seçime götürebilir. Ama unutmayın, seçime götürdüğü zaman kendisi de gitmek zorunda kalıyor. Veya meclis tamamlayın sayın başbakan, son iki dakikanız. Gittiği zaman kendisi de gitmek zorunda kalıyor. Yani bu sistem arkadaşlar, sayın milletvekilleri lütfen, bu sistem uzlaşmayı getiriyor. Uzlaşmayı. Bu sistem uzlaşmayı getiriyor. Oturun uzlaşın diyorlar. Eğer uzlaşmazsanız, biriniz giderseniz o birinizi de göndeririz diyor. Sistem bu kadar açık. Ve bu artık önümüzde yaşanması muhtemel bütün krizleri ortadan kaldırıyor. Değerli arkadaşlar, yargı ile ilgili düzenlemelerde de önceki anayasaya göre hiçbir farklılık yok. İyileştirme var. Nedir? HSK'da 7'ye 4 meclise imkan veriliyor. Meclisin iradesiyle seçim yapılıyor. Evet, zamanımız dolmak üzere. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye bulunduğu bölgede çok önemli sorumluluğu olan bir ülkedir. Türkiye'nin bölgede güçlü olması lazım. Bölgemiz etrafında yapılan planlar açıktır. Ülkemize karşı çok boyutlu, asimetrik bir savaş başlatılmıştır. Bu savaşı başarıyla kazanmanın yolu güçlü siyasi iktidarın daim olmasıdır, sürekli olmasıdır. İşte bu anayasayla hem bunu yapacağız hem de ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için siyasetin daha da güçlü hale gelmesini sağlayacağız. Hiç endişe etmeyin. Tamamlayın efendim. Bir dakika süre veriyorum. Teşekkür ediyorum. Ben buna karşı çıkanların açıkçası ne sahiple, hangi nedenle karşı çıkmakta olduklarını anlamakta zorlanıyorum. Çünkü bu herkese açık.
kimin kazanacağına siz karar vermiyorsunuz, biz karar vermiyoruz, millet karar veriyor. Erzincan'ın Refaye Kayıköy'ünden Topal Dursun'un oğlu kalkıyor geliyor, bu ülkenin başbakanı olabiliyorsa CHP'den de bir cumhurbaşkanı olur. Biraz fazla çalışın, biraz gayret edin, karşı çıkmayın, nasıl olacağını da kafa yorun. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum Sayın Başbakan.